Bizim gençliğimizde düğünler zenginse güve hamamı oluyor. Güve hamamı, hamam da şimdi yıkılan hükümet konağının orada bir hamam vardı. Belediye hamamıydı. Bir de çukur hamam vardı. Şeyde yıkıldı o da. Çarşıyam'ın orada. Orada olurdu. Bir de eski hamam vardı şeyde Ulucan'ın karşısında. Onu çalıştırmıyordu. Orada da düğünler olurdu. O da yanmış. Yandı o. Kubbesi çöktü. Fırın filan oldu orası işte. Biz iki hamamı biliyoruz. Zenginsen lokantada oluyor. Lokantada olanlar Saadet'in Taban, Destan'ın lokantasında. Bu pamuk oranın filan. Şey olursa ev bahçelerinde sabahleyin işte hamam verirse gençlere hamama gidilir. Hamamdan gene çalgılarla orada da başladı, orada da sarhoş oldular göbek taşındı. Ondan sonra bahçeye gidilir. Bahçede olur. Öğlenden sonra biter düğün. Böyle güzel, hiç hatırladığınız çok güzel bir düğün var mı? Var. Hangi düğün? Mesela diyelim Saadet'in Taban düğünü hem balo tipi oldu Marmara sinemasında. Pazar günü de evlerin bahçesinde yıkıldı. Sakarya'nın yanındaydı onların. Zengin düğünü. Hem balo hem şey oldu yani. Kalabalık mıydı o düğün? Kalabalık tabi. Saadet'te futbol oynuyordu burada. O hatta onlar Galatasaray'a çağırdılar, onu gitmedi. O Saadet'te yani evdeki düğünde içki mi içki? Evdeki düğünlerde içki oluyor. Şey damat şeyse fakirse biz bir 350 gramlık o zaman Fahrettin Kerim diye köse yani Fahrettin Doktor Kerim şeydi İstanbul'da o ufak olduğunu öyle rakıları Fahrettin Kerim diyordu alırdık kendimiz. Şeyden bir gelir düğün her sahibinden. Kendi içkisi kendi alıyor diye. Evet. Bir düğüncü sana usulen birer verir ondan sonra sen şey yaparsın. Mesela bu Mustafa'nın amcası Kemal vardı arkadaşlar. Onun düğünü ta huzur evinin oradaydı evli. Orada oldu. En büyük şeyimi hatırlayayım. 10 Nisan 1955 askerliği yapmadık. İşte orada düğünden geldi bir şey. Yani biz 20-30 kişiyiz böyle. O Zilli Fethiler var, avukat Ali Vehbiler falan. Bir geldi biraz içki. Ondan sonra biz 5'er lira verdik. 20-30 kişi geldi. Rahmetli Ayfer Suçuka benim hem ilkokuldan arkadaşımdır, hem ortaokuldan arkadaşımdır, hem de kulüp çürükten arkadaşımdır yani. Topta o sol bek oynuyordu. Kuru bek derdik zaten ona. Onda Ayfer bir 700 gram vodka bulmuş. Bak o bir 350 gram rakıyı bir devirdik. O şeyi de devirdik. O vodkayı o zamanlar bir bardaklar vardı kırılmaz böyle attığımda parça parça. O 700 gram vodkayı ben gazoz içerdim. 3 sene pat 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 diktim böyle. Oradan düğün artık dağılıyor geldik o meydan var o caminin oraya giderken şimdi. Orada düğünler şey davullar çalıyor. Bana bir kusmak geldi. Vodkanı da sarhoştu, pis. Sonradan çıkardı, suyum bir kusma geldi, dedim ben arkadaşlarımla kusmayayım. Şöyle dayanıyordum dizmelerle. Böyle kustum, böyle yere vurdum. Ağız burun kan içinde bizim böyle. En büyük sarhoşluğumuz da o. Ben şeyim, alkolikliğim yoktu. Düğünlerde yani öyle akşamcılığım falan da yoktu benim. Şeyi, düğünlerimizde o oldu. Yani şey, bazıları sokaklarda olur, develik derlerdik biz şimdi şeyde, bu melihlerin getirdiği bir yer var. Şeyde Avcılar Kulübü'nün ara kısıkta. Orası develik damında, orada demiş, oralarda olurdu, büyük bir geniş yerdi. İşte bazı bu şu yıkılan yer şeydi, ham bahçesiydi böyle, orada oldu mesela Nihat Tarih'in düğünü orada oldu, hatırladıklarım. Şeyi bizim gençliğimizde bir güveyi kapama vardı. Akşam ezanına güveyi kapanır. Şeylere mevlit okunurdu ihtiyarlara. Mevlit okunur, güveyi kapanır. Ertesi gün sabaha da güvey gelin gösterilir. Cumartesi akşamları da kına geliriz diyorlar. Yani şeyler düğün olur yani. Pazar günü içkili düğün.
Ve akşam ezanından sonra da şey yatsıya kadar mevlüt ihtiyarlara. Orada yemek verirler mevlütte. İşte bu şeye kadar öğlende filan dağılır ya, ta ikindiye kadar yani şeye kadar damatlar gezilir, parklarda bilmem nelerde gezerler. Akşama da çağrılan şeye, daha yaşlı olan yani çok sanırımlar da şeye, mevlüte çağrılırlar. O kalktı. Kimisi şimdi şeye de gidiyorlar ya, geziye, ne düğün oluyor ne bir şey. Daha modernleşti.